Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Kumluca, Finike ve Demre'de yaşanan sel felaketinin ardından yine bölgedeydi ve selzedelerle görüşüp son durumlar hakkında bilgiler aldılar. Kumluca, Finike ve Demre'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ve çalışmaları yerinde denetleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi bir kez daha sel bölgelerine giderek incelemelerde bulundu. Böyle büyük bir afet olursa. İncelemeler sonrasında kameralar karşısına geçen Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Girişçi gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi yaptığı açıklamada şu ana kadar yapılan çalışmaları rakamlarla anlattı. Girişçi 200 milyon TL hasar ödemesi yapılacağını da duyurdu. Bütün projelerin ihaleleri 2023 yılında yapılarak inşaatlarına da ivedilikle başlanacaktır. Bunların toplam tutarı 4.2 milyar Türk lirasıdır. Güncel bedellerle eğer ifade etmek gerekirse. En çok zarar elbette örtü altı yetiştiricilerimiz zararı en çok onların gördüğünü de bu vesileyle belirtmekte yarar var. Gerek geçen gün geldiğimizde gerekse bugünkü ziyaretlerimizde de bu zararın son durumunu da yerinde inceleme imkanı bulduk. Bugün itibariyle yaptığımız tespitlere göre 10.637 dekar Kumluca'da, 1.291 dekarı Finike'de, 178 dekarı Demre'de olmak üzere toplam 12.106 dekarlık sera alanı selden etkilenmiştir. Bu hadiseden zarar gören çiftçilerimizin sayısı da 3.254'tür. Bu zararla ilgili ve geçici hasar tespitleri tamamlanmış bulunmaktadır. Sera çelik konstrüksiyon ödemeleri başlamıştır. Kesin hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından ödemelere de ivedilikle başlanacaktır. Takriben 200 milyon Türk lirası bir hasar ödemesi yapacağımızı da buradan belirtmek isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasına bir Antalyalı olarak sel felaketinin başından beri sahaya inerek hemşerilerini yalnız bırakmayan bakanlara tek tek teşekkür etti ve vatandaşların daima yanında olduklarını söyledi. Bir Antalyalı olarak öncelikle Sayın Bakanımız Vahit Girişçi'ye ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum bu ikinci teşrifleri. Hemen sel felaketi olduktan sonra kendilerinin de söylediği gibi diğer bakan arkadaşlarımızla beraber bölgeye geldiler. Ve o günden bu yana bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar ve arkadaşlarımız sahadan tıpkı İçişleri Bakanlığımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza ve diğer kurumlarımıza bağlı, bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımız ve çalışma arkadaşlarımızın bölgede olduğu gibi biz de Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak arkadaşlarımızla birlikte sürekli vatandaşlarımızın yanında olduk. Gerçekten vatandaşımız sahaya indiğimiz zaman siz de gördünüz Sayın Bakanım. Yapılanlar için teşekkür ediyor. Varsa bir eksik, ihtiyaç onu da açık yüreklilikle, samimiyette söylüyor. Ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı diyor. Her bir vatandaşımız bu önemli. Çavuşoğlu, Kumluca ve Finike gibi Demre'de de vatandaşların aşırı yağıştan etkilendiğini, orada bulunan selzedeleri de ziyaret ederek zararlarının karşılanması noktasında çalışma yaptıklarını da kaydetti. Demre ilçemize bir uğradım. Biliyorsunuz orada da bir deremiz taştığı için bazı evlere ve seralarımıza ya da tarım alanlarına su taşmıştı, sel olmuştu. Vatandaşlarımız orada da memnun. Evet. Ve hemen o dar olan bölgesinin açılması için yine bir eskavatör kırıcıyla beraber bölgeye intikal ediyor. Ve vatandaşlarımız önümüzdeki kış bir sel felaketi ya da yoğun bir yağmur yağarsa tekrar taşmasın diye gerekli tedbirleri orada da arkadaşlarımız alıyor. Çok teşekkür ediyoruz.